Merhabalar Business TV izleyiciler. Bilinçten kalbi olan yolculuğumuz başlıyor. Geçen hafta sizlere bilinçaltının derinliğini, gizemini, okyanusundan bahsettim. Bilinçaltımız koskocaman devasa bir okyanus ama biz bu okyanusun içinde susuz, çölde bir hayat sürüyoruz. Aslında Rabbim bize doğuştan bir hazine sunmuş sefaleti, mutsuzluğu, huzursuzluğu yaşıyoruz ve buna da kader diyoruz. Aslında kader bilinçaltımızla, duayla değişebilen, dönüşebilen bir şey. Bu yüzden kader dua ve sadaka ile değişir diye hadisi şerif vardır. Allah Resulü böyle bir e, hadis e, söylemiştir. Şimdi Mevlana'nın e, güzel bir sözüyle aslında programa başlamak istiyorum. Şöyle der e, Hazreti Mevlana. Sen okyanusta bir damla değilsin. Sen okyanusta bir damla değilsin diyor. Okyanusun kendisisin diyor. Madem biz okyanusta bir damla değilsek ve okyanusun kendisi isek neden bu kadar kendimizi eksik hissediyoruz veya yalnız hissediyoruz veya mutsuz hissediyoruz. Ya yani bu bunların sebebi ne? Mevlana Hazretleri burada bu sözde ne demek istemiş? Mikro ile makronun arasındaki bağlantı ne? Şimdi mikro küçük olana denir. Küçük dünya. Mikro aslında biz insanız. Makro alemin kendisi. Şimdi zihin de aslında Mikro. Bilinçaltımızda aslında makro. Yani e, makroya ulaşmak için, yani alemin özüne ulaşabilmemiz için insanı tanımamız gerekiyor. Varlığımızı, dünyaya geliş amacımızı bilmemiz gerekiyor. Şimdi eğer bir insan bu dünyaya geliş amacını bilemezse ki hepimizin bu dünyaya gelirken... Ee, sorguladığı bir şey ama üzerine tefekkür etmediğimiz durumlar. Çünkü insanların her kafamı çevirdiğimde herkes ekonomi krizden bahsediyor, mutsuzluktan bahsediyor, yalnızlıktan bahsediyor. Herkes ağlıyor. Acaba bu insanlar neden ağlıyor? Ee, yapmamız gereken ne acaba? Neyimizi değiştirmemiz lazım? Uyanmış birinin Uykudan uyanmış birinin uyuyanları uyandırması gerekiyor. Şimdi Allah Resulü'nün bir hadisi şerif aklıma geldi. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar der. İnsanlar uykudadır dediğine göre biz de insan olduğumuza göre biz şu an uykudayız değil mi? İnsan uykuda ne görür? Rüya görür. Demek ki bu alem, bu gördüklerimiz, şu yaşadıklarımız rüya. Ama biz ne zannediyoruz? Uyuduğumuzda rüya görüyoruz. Aslında gerçek rüya bu alem. Bu burada gördüklerimiz. Hani ee, rüyayı iyi yorumlayana yorumlatın der bütün evliyalar. Veya suya anlatın veya... Ee, Gerçekten bilene anlatın. Sakın ola ki rüyalarınızı olumsuz, kötü bir insana anlatmayın. Çünkü yorumladığı şey sizi bulur. O yüzden falcılık günahtır. Bu yüzden e, gelecekten haber bildirenler, olumsuz bir şeyleri e, itimat ederek gitmişlerse... ...ve o kişi de inanmışsa işte o şeyi çekim yasasını oluşturmaya başlar. Çünkü bilinçaltımız bir mıknatıs. Çekim yasasını en iyi güçlü bir şekilde işleyen güçlü bir mıknatısa sahiptir. Bilincimizde biz ne kadar güzelim, zenginim, mutluyum diye olumlamalar yapsak da ben şu ana kadar bu olumlamaları yapıp da güzelleşen, zengin olanı görmedim açıkçası. Bilinçaltı, e, geçen hafta da bunlardan bahsetmiştim. Hani Mevlana ne dedi? Sen okyanusta bir damla değilsin. Ama hepimiz o damla kısmıyla ilgileniyoruz. Okyanusun derinliğine dalamıyoruz. Şimdi eğer kişi, insan bu dünyaya neden gelmiş? İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Kişi kendini bilmezse bu okuduklarımız, yaşadıklarımız hepsi boşadır diyor. Ve kitap yüklü merkeplerdir diyor allah Teala yine başka bir ayetinde. Şimdi önemli olan o öğrendiğimiz bilgiler bizi uyandırıyorsa, hakikatimizle vuslata buluşturuyorsa, özümüzle bizi buluşturuyorsa işte o zaman bilinçaltı uyanışa geçer ve bize hizmet etmeye başlar ve hazineye ulaşmış oluruz. İnsanoğlu tamamen muamma bir varlık. Bunun muammarlığı bilinçaltında gizli. Bilinçaltı ee, bizler bu dünyaya gelmeden önce... Hatta ta yaratılmışla Adem oğluna döndüğümüz vakit orada e, ruhlar aleminde söylediğimiz kalu belada bir sözümüz vardı. Aslında bütün olay buraya dayanıyor. E, bilinçaltımız bu dünyaya yani bütün atalarımızdan getirdiğimiz bütün bilgileri dedelerimizi, babamızı, annemizi bütün bilgilerimizi arşivleyen depo. Bütün olay bu depoda olup bitiyor. Eğer bizler bu depoyu düzenlemezsek işte hayatımızda cehenneme döner. Eğer hayatınızda bir cehennem yaşıyorsanız bilinçaltımız temizlik ister. Tıpkı estağfirullah gibi. Nasıl ki estağfirullah bizim günahlarımızı arındırıyorsa bilinçaltı temizliği de bizim hayatımızı değiştirecek tabii ki estağfurullah zikir olarak da bilinçaltını değiştiren ve dönüştüren güçlerden, zikirlerden bir tanesi. Biz bu dünyaya bilinçaltımız nasıl değişir ve nasıl dönüşür? Şimdi dua denilen şeye biraz bakmak gerekiyor. Dua, şimdi programın isminden anlaşıldığı üzere bilinçten kalbe. Şimdi bilinç buradayken kalp burada. Şimdi bilinç bilin, bildiğimiz bilgiler şu an size aktardığım bilgiler. Ama biz doğarken dünyaya babamızın annemizin bütün arşivlerden getirdiğimiz bilgilerimizi aktardığımız gibi hayatımızda yaşadığımız cehennemler gibi anlayamayız hayatımızdaki e, ters giden olayların ana kaynağını işte bilinçaltında aslında bütün ana kaynak sebepler silsilesinin özü orada yatar. Eğer kişi yani bize seansa gelen kişiler de ne yapıyoruz bilinçaltı seansında. Neden bilinçaltı seansı denen bir şey vardır? Neden bilinçaltını bu kadar konuşuyoruz bir de? Yani bizim bilincimiz yüzde bir çalışıyor bilinçaltımız yüzde 99 yani bilincimizin tamamı e, karar almakta bir karar veriyorsak yüzde 99 bilinçaltı karar veriyor bunu biz bilinç üstümüz verdiğini zannediyoruz Tıpkı otomatiğe bağlanmış kişi arabayı öğrenirken bilinçli e, zihniyle öğrenir daha sonra Yanındaki kişiyle sohbet eder ve bilinçaltıyla artık o arabayı programlamıştır çünkü bilinçaltı onu. Ve e, farkında olmadan artık otomatiğe döndüğü için, bilinçaltına döndüğü için artık otomatik olarak bilinçsizce de o arabayı kullanır. Hay, işte bilinçsizce kullandığımız bilincimizdir bilinçaltı. Ve hayatımızın her alanını etkiler. Yürüdüğümüzde, konuştuğumuzda, karar verdiğimizde, evlendiğimizde, çalıştığımızda, iş ortakları yaptığımızda, hayatımızın her alını, çocuklarımıza olan davranışımız, eşimizin bize davranışı, bizim ona davranışımız, bu bizi nasıl etkiliyor, ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Eğer kişi, çocukluğunda veya anne baba kayıtlarında hamileyken anne baba eğer çocuğa sevgisizlik yani veya anne sevgisiz kalmış ise veya çocuk sevgisiz bir hayata doğmuş anne baba sevgi göstermiyorsa bu kişi de sevgi ile blokaj gerçekleşir böyle bir travma gerçekleşir böyle bir bilinçaltı kaydı gerçekleşir ve ilişkilerinde sürekli bir ayrılık yaşar. Çünkü bilinçaltında sevgisizlik kodlanmıştır. Değersizlik kodlanmıştır. Çünkü hayatın kaynağı sevgi. Eğer bu sevgiyle ilgili problemi varsa ayrılıklar, hüzünler, mutsuzluklar ve ardından da hastalıklar gerçekleşir. Çünkü kişi özünü sevmediği için, benliğini, ruhunu sevmediği için cehenneme başlar. Sevgi bilinç altında en önemli adımlardan bir tanesidir. Aşk. E, bu yüzden bilinçten kalbe programımın ismi. Çünkü kalptir seven. Çünkü e, güneş, hakikatte insanın ruhu. Güneş, hakikatte insanın ruhu. Ay insa ise insanın kalbi. Şimdi astrolojide baktığımızda... ...Güneş... ...insanın kalbi olarak geçer. Ama şimdi ben size insanın ruhu dedim. Evrensel boyutta... ...insanın ruhu... ...Güneş'idir. Evrensel boyutta... ...ki... ...astrolojide... ...ay bilinçaltını... ...ve anneyi temsil eder. Anne ile olan problemlerimiz bizim bilinçaltımıza etkiler. Çünkü sevginin kaynağı, çünkü ilk annenin çocuğun çocuğun anne sütünü emmesi ve o anki e, buluşma onun kayıtlarına geçer. Oradaki süt annenin ruh hali, oradaki sütün tadı, e, annenin 9 aylık süreci ve o hastanedeki ortam veya e, doğum yaptığı an. O yüzden e, astroloji haritalarımız çok önemli. E, kişi bana seansa geldiğinde ilk yaptığım hareket kişinin doğum bilgilerini almak. Çünkü doğum bilgileri o kişiyle ilgili bilinçaltı travmaları ile ilgili bana çok bilgi veriyor. Bizim Hani biraz önce dedim ya, ins ya ay insanın kalbi. Ee, ayın açıları çok önemli. Güneşin açıları çok önemli. 12. ev dediğimiz alan çok önemli. Travmalarımızı orada rahat görebiliyorum. 4. evin alanı çok önemli. Köklerimiz. Güney düğüm çok önemli. Karmalardan getirdiğimiz Kuzey düğüm yürümemiz bu dünyada yapmamız, yerine getirmemiz gereken borçlarımız. Harita bu anlamda çok önemli. İnsan bu dünyaya ilk eylemini neyle başlıyor? Nefesle başlıyor. Nefesle bilinçaltının da arasında çok güçlü bir bağ var. Nefesle bilinçaltının arasında güçlü bir bağ var. Eğer doğru nefes alamıyorsa kişi, kişi bilinçaltına ulaşamaz. He, korktuğumuz, üzüldüğümüz anda nefesimiz kesildi deriz değil mi? Veya nefesim kesildi. Kötü bir olay yaşadım. İşte kötü olay yaşandığı an, nefesimizin kesildiği an işte o an bilinçaltımızın Kotlandığı andır, mühürlendiği andır. Ve daha sonra da hayatımızda bir şey olumsuz bir şeyler yaşadığımızda neden bunlar olmuyor dememizin sebebi o an mühürlenen Kodlarla ilgili. Çünkü nefesinin tuttuğun an, o esnada düşüncen, çünkü ben e, mesela bilinçaltı seansında nefes en önemli tekliflerden biridir. Almak ve vermek, almak ve vermek, almak ve vermek. Hayat almak ve vermek üzerine kurulmuştur. Eril ve dişi gibi. Almak dişi enerjiye aittir ve bilinçaltına aittir. Alır. Çocuktur o. Her şey ister. Çocuk da öyleyizdir. Her şey ister. Bunu istiyorum, bunu istiyorum ve ağlar karşılığında. Ama bilinçüstü istemez. Orada ego vardır, kontrol vardır. Bilinç ee, bilinçaltımız alma ve verme dengemizi bozduğumuz an, dişi ve enerji alanımızı bozarız ve ikili ilişkilerimizi de bozarız. Kendi özümüzle olan bağımızı bozarız. Dua ediyorum, kabul olmuyor. Dua ediyorum, kabul olmuyor. Çünkü dua ediyorsun mu? yani ya tutarsa inansız çünkü bilinçaltı duygularla çalışıyor duyguya önem veriyor eğer söylediğin duyguya, duaya ruhunu, kalbini gözyaşlarını eklemezsen samimiyetini, sevgini dürüstlüğünü eklemezsen dü dua hep somut kalır realitede kalır bir şey yaparken aşkla yapın. Dualarınızı da aşkla yapın. İşinizi de aşkla yapın. Konuşurken de aşkla yapın. Ses çok önemli. Ses frekansı çok önemli. Konuşurken kelimelerinizi lütfen seçerek konuşun. Güzel bir söz var. Sözünü süz de söyle. Süzerek söylemek gerekiyor. Çünkü karşı taraf için değil kendiniz için. Çünkü söylediğiniz her şey farkında olmadan söylediğiniz her şey bilinçaltına kodlanır. Es kaza. Ben çok şanssızım. Bugün de çok şanssızım. İptal. Estağfurullah. Dediğiniz an işte şanssızlık hayatınızı her yerinde bulur. Her şeyiniz ters gitmeye başlar. Sonra dersiniz ben, benim niye her şeyim ters gidiyor ya? Çünkü siz ona o kadar e, dingin bir kafayla ve aşkla onu söylediniz ki bilinçaltı bunu yerine getirdi. Söylediğimiz lütfen sesiniz, cümleniz, nefesiniz konuşurken lütfen bakın allah Teala Rabbim bir ağız ve iki, kul iki kulak vermiş. Neden? Bir defa söyle, iki defa işit. Bir defa söyle, iki defa işit. İki göz vermiş. Bak ve gör. Bak ve gör. Bak ve gör. Bakarsan baktın geçtin olur. Görürsen hakikatini görürsün. Oradaki derinliği görürsün. İşte tefekkür başlar. Bilinçaltımız işte böyle işler. Derine inmek. Sevgiden anlar. ...vermekten, almaktan anlar. Vermek... ...der ki... ...verenen alan elden üstündür. Çünkü bilinçten kalbe yolculuk diyoruz. Bilinç eğer bilinçliyse kalbe yolculuk başlar. Bakın bilinç eğer bilinçliyse kalbe ancak o şekilde yolculuğun başıdır. Bu yüzden nefes ve sesten niye bu kadar bahsettim? Şuradaki geçite giden burası yedinci çakra burası dördüncü çakra. Burası bir köprü. Benim şöyle bir sözüm vardır. Bilinç tıpkı Avrupa yakası gibidir Türkiye olarak ele alırsak bedeni. Avrupa yakası bilincimizdir. Anadolu yakası ise bedenimizdir. Burası da köprü. Buradan buraya ulaşmak için beşinci çakrayı, nefesimizi ve sesimizi, konuşmamızı, dualarımızı, cümlelerimizi, ahengimizi iyi kullanmamız lazım. Bunu kullandığımızda bilinç altına ve kalbe olan yolculuk daha hızlı ulaşır. Bilinçaltınıza ulaştığınız an hayatınız dönüşmeye başlar ve hayatınız cennete dönüşmeye başlar. Hayatta artık neyin nasıl olması gerektiğini daha iyi anlamaya başlarsınız. Nefes ve nefis muhteşem bir şeydir. Nefis bir nefes alırsanız, hakiki anlamda nefes alırsanız, daha sonraki programlarda nefesi de anlatıyor olacağım. Çünkü Rabbim der ki, ben ruhumdan nefret üfledim nefes verdim der. Biz buraya bu varlığa bu aleme gelirken işte Rabbimin ruhuyla buraya geldik. Rabbim alemi hayal etti ve yarattı. İşte bilinçaltı hayalle de özdeşleşiyor, rüyayla da özdeşleşiyor. Eğer bilinçaltı neden daha sonraki programımda anlatacağım ben bunları. Uyku öncesi geçen programda söyledim tekrar söylüyorum. Gün 24 saati ele alırsak gündüz güneş doğarken güneşin batışına kadar bilinç üstü çalışır. Güneş battıktan sonra ta ki güneş doğuncaya kadar bilinçaltı çalışır. dedim biraz önce. Ay insanın kalbidir. Ay insanın kalbidir. Gece ne çıkar? Ay çıkar. İnsanın kalbine ulaşabilmesi için bilinçten kalbe yolculuğunu başlatmalı gece. Bu yüzden güneş doğduğu battıktan sonra yapılan ibadetler, çalışmalar çok daha etkili olur. Gece yapılan zikirler, tefekkürler kılına namaz çok üst bir boyutta e, erişilir. Daha çok sevap denir işte din terimiyle. Sevap işledi. Kur'an-ı Kerim'de teheccüden gecenin bir vaktinde secde edin der secde suresinde. Gecenin öneminden bahseder. Çünkü bilinçaltımız eee bilinç üstü devre dışı kalır bilinç gece. Gündüz de bilinçaltımız devre dışı kalır. Ama biz gün boyu bilinçaltıyla bilinçle yaşarız. Gece uykuda uykuyla geçiririz bilinçaltını. O yüzden ins e insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar der. Yani şu an uyuyoruz canlar. Uyuyoruz. Uyuma, uyanmamız gerek. Uyanmak için de bilinçaltına ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de bunu başaramadığınız yerde bize ulaşabilirsiniz. İşte biz bilinçaltına ulaşmanız için ön ayak oluyoruz ve bilinçaltını temizliyoruz. Temizlemekle kalmamamız gerekiyor. Tamam ben burayı temizledim. Oh mis gibi. Her şeyi boşalttım temizledim. Ama evren boşluk asla kabul etmiyor. Evren boşluk kabul etmiyor. Evren illa da boş olan yeri dolduruyor. Eğer kişi bize geldi, bilinçaltı temizliğine geldi. Bilinçaltı temizliğini aldı. Bu öyle bir çalışma ki işte ben Instagram adresimi isterseniz takip edin. Takip edenler vardır eminim izleyicilerden. Ee, popi selenolojiyi nurselen şah kuran diye girerseniz bütün paylaşımlarımı daha çok sosyal medyada instagramı kullanıyorum mutlaka orada beni takip edin ee, bilinçaltımız çünkü evet ulaşıyoruz temizliyoruz ama sizin onları beslemeniz gerekiyor bu yüzden de ben size instagram adresimden beslemeniz için dönem dönem astrolojik açılara bakarak saatlere bakarak aylara bakarak Şimdi de şu dönem karma temizliği yapıyoruz mesela. Karma temizliği bilinçaltının adımlarından biri. Ee, bilinçaltı temizlendiğinde sizin onun üzerine gün içinde beslemeniz gerekiyor. Kendinizi dönüştürmeniz gerekiyor, olumlu cümlelerle hayatınızı yenilemeniz gerekiyor, olumlu kalıplar e, oluşturmanız gerekiyor. Tıpkı giydi, sürekli giymiş ve eskimiş bir elbiseyi attıktan sonra gar durumunuza yeni elbiseler almak gibi bir şey. Bilinçaltımız temizlendikten sonra güzel kıyafetler ister. İşte ruhumuz güzel kıyafetini zikirle ister. Duayla ister, nefesle ister, güzel konuşmakla ister, abdestle ister, ...dostlukla, muhabbetle ister, güzel müzikler dinlemekle ister. Ruhunuzu her daim besleyin canlar. Ruhunuzu beslediğiniz yerde... ...işte bedenin... ...eterik bedenimiz doyuma ulaştığı için... ...hastalanmaz. Her şey rayına girer. Bütün kapılar ona açılır. Açıl susam, açıl der gibi. Daha sonraki programımda bunları anlatıyor olacağım. Çünkü bilinçaltı sonsuzluğa açılan bir kapı ve bunu bir programda maalesef anlatamayacağım. İnsan çünkü sonsuz bir varlık, ruh sonsuz bir ee, varlık. Evet. Bilinçten kalbi olan e, programımın yine maalesef sonuna geldim. E, sevgili izleyiciler, değerli izleyiciler biliyorum e, bu muhabbet bitmez. İnsanın e, güzelliği bitmez. İnsanın hikmeti bitmez. insanın sırrı bitmez. Hepimiz bir düğümüz ve bu düğümleri çözmek için birbirimizi uyandırmak için geldik. Bu yüzden Resuller geldi, Nebiler geldi, Evliyalar geldi, ışık elçileri geldi, aydınlatan insanlar geldi. Her birimiz birimizi uyandırırsak işte dünya değişir ve dönüşür. Kendinize, ruhunuza, kalbinize her daim güzel bakın. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sevgiyle aşkla kalın.